Ben Maria Puder. Beni Meryem Ana tablosundaki gibi hüzünlü ama kendi ayakları üzerinde durabilmeyi başarmış bir kadın olarak tanımanızı o kadar çok isterdim ki. Belki kitabımı okumadınız ama mutlaka ismimi duyduğunuza eminim. Çünkü genelde benden lakabımla, Kürk Mantolu Madonna olarak bahsederler. Hatta bazı kişiler beni şarkıcı Madonna ile de karıştırır. Benim hikayem yazıldığı tarihten çok sonra sizlerle buluştu ve popülerlik kazandı. Ülkemizde Tuğba Ünsal beni tiyatro sahnesinde canlandırdı. Peki siz içinizdeki Maria ile tanıştınız mı? Çoğunuz benim pervasız, hazır cevap ya da şuh bir kadın olduğumu düşünmüş olabilirsiniz. O zaman bu davranışlarımın nedeninin içimdeki o koca boşluktan kaçmak için olduğunu anlayamamışsınız demektir. İşte bu yüzden beni benden dinlemenizi istiyorum. Size neden geceleri bir kabarede şarkıcılık yaptığımı, erkeklerden neden nefret ettiğimi, Raif'e aşık olmamak için neden çabaladığımı ve neden hiçbir erkeğin boyunduruğu altına girmek istemediğimi anlatacağım. Beni tanımanızı istiyorum ve her ne olursa olsun sevdiğiniz kişiye geç kalmadan hissettiklerinizi söylemenizi. Benim hikayem bir çocuğun yalnızlığı ve ansızın bir yetişkin olmak zorunda kalışıyla başlıyordu. Babam Praglı bir Yahudiydi ancak ben doğmadan önce Katolik olmayı seçmişti. Annemse Alman bir Hristiyandı. Babamı 7 yaşındayken kaybetmiştim. Annem hiçbir zaman kendi ayakları üzerinde durmayı başaramamış, güçsüz ve itaatkar bir kadındı. Yalnız başına kalmaktan korkuyordu. Bu nedenle ona annelik yapmak ve yol göstermek bana düşmüştü. Babam iyi bir avukattı. Bu nedenle ondan kalan parayı kaybedene kadar düşe kalka büyümeyi başarmıştım. Hiç arkadaşım yoktu çünkü onlar gibi değildim. Kızlar vücutlarını sadece bir et parçası olarak görüyor ve erkeklere kendilerini beğendirmekten başka hiçbir şey düşünmüyorlardı. Ve ben bundan iliklerime kadar nefret ediyordum. Kusura bakmayın ama ben bir oyuncak değildim. Kimsenin gururunu okşamak için inanmadığım şeyleri yapamazdım. Ama Raif, o herkesten farklıydı. Ona ne kadar hırçın, pervasız ve acımasız davransam da benden vazgeçmiyordu. Bana diğer erkekler gibi bakmıyordu. Hatta gözlerime bakmaktan bile korkuyordu. Nasıl olabilirdi? Ben bunu bir türlü anlamıyordum. Onunla resim sergisine tanışmıştık. Yani daha doğrusu o kim olduğumu bilmeden resmime aşık olmuştu. Her gün istisnasız galeriye geliyor, diğer resimlere göz ucuyla bakıyor ve galeri kapanana kadar resmimi seyrediyordu. Onda kimse de görmediğim böyle bir naiflik, bir tuhaflık vardı. İnsan hiç tanımadığı bir resme aşık olabilir miydi? Beni bu kadar masumca sevebilir miydi? Tabii ki bunların hiçbirine inanmıyordum. Bir gün yanına gittim ve resimle ilgili düşüncelerini sordum. O kadar heyecanlandı ki yüzüme bakmadan böyle kısa kısa cevaplar verdi. Ama yüzüme bakabilseydi simsiyah gözlerimin ardındaki ortak noktamızı yani yalnızlığımızı görebilirdi. Ben oldukça acımasızdım ve sözlerime çok üzerine gitmiştim. En sonunda beni annesine benzettiğini söyledi ve öyle kaçarcasına çıktı gitti. O günden sonra da bir daha gelmedi. Andrea Del Sarto'nun Madonna dell'Arpe'sine benzetilen bendeniz modern Madonna yani Kürk Mantolu Madonna kendisini çıkarsızca seven bir hayranını kaybetmişti. O gece de her zamanki gibi kürk mantomu giymiş, parasıyla her şeyi yapabileceğine inanan zengin erkekleri eğlendirmek için Atlantis'e doğru yürüyordum. Sokakta kuzenimin genç bir adamla oynaştığını gördüm. Ben de hiçbir tesiri olmayan bu olayı gördükten sonra yoluma devam ettim. Ancak Raif o resimdeki kadını bulduğunu anlamıştı. Bir hayal olmadığımı kanıtlamak istiyordu. Bu nedenle ertesi gün beni aynı yerde beklemiş ve gizlice takip etmişti. Beni burada zengin bir erkeğin kollarında, böyle sarmaş dolaş bir halde bulmayı umuyordu. Ancak elimde kemanımla sahnede görünce, etrafıma yalancı gülücükler ve şuk bakışlar attığımı fark edince halime acımıştı. Ne yazık ki erkeklerin pervasızca omzumdan öpmesine bile ses çıkaracak bir vaziyette değildim. Elbisemin eteklerini sürüyerek masa masa dolaşıyor ve etrafıma yalancı gülücükler dağıtıyordum. Buna mecburdum. Annem hastaydı ve ben çalışmak zorundaydım. Biliyor musunuz, ona arkadaşlık teklif eden de bendim. Ben de erkek gibiydim, kaprisliydim, bir anımı tutmazdı. Hani her an her şeyi yapabilir deriz ya, ben böyleydim işte. Ona en başından benden bir şey beklememesini, erkeklerden nefret ettiğimi, sırf haklarıymış gibi kadınlardan her şeyi istemelerinden, büyük bir kibir ve küstahlıkla kendilerine güvenmelerinden tiksindiğimi söyledim. Titreyen bir sesle beni anlamaya çalışacağını ve dediğim her şeyi bize duyacağını söyledi. Bir tuhaf bir adamdı böyle. Bir daha Atlantik'e gelmesini istemiyordum. Bu nedenle onunla gündüzleri buluşuyordum. İnanın beni bir et parçası gibi görmüyordu. Bunu bilmeme rağmen onun bana yaklaştığını gördüğüm anda ondan kaçıyordum. Sürekli insan etini aç zenginlerin o tiksindirici davranışlarına maruz kalmak beni üzüyordu.
Onun o bakışları, gülüşleri, beni aşağılayışları, bu hayvanlık bile değildi. Adeta riyakarlık, kurnazlık ve zavallılıktı. Ama Raif'te bunların hiçbiri yoktu. Ona aşık mıydım? Benim için aşk sadece iliklerine kadar hissedildiğinde gerçekti. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben aslında bu kadar tiksindiğim şeye tutkuyla bağlanmaktan korkuyordum. Belki de korkak olan bendim. Ama o kumral saçlarımı, siyah gözlerimi, yüzümün hatlarını, her bir hareketimi büyük bir dikkatle izliyor. Sanki böyle her bir detayı aklına kaydediyordu. Ve ben onun bana saatlerce bakmasını istiyordum. Ancak hayat benim için sıkıcı bir rüyaydı. Bu yalnızlığımın içine boğulmamak için Nebetat bahçesine gelir, toprağından koparılan ve bu şehirde zorla tutunan ağaçları izlerdim. Onları kendime ve atalarıma benzetirdim. Ve bir kez daha bu koca dünyada resimlerim hariç yalnız olduğum gerçeğiyle yüzleşirdim. Ancak sanatçıya değer vermeyen bir dünyada sırf başkalarını memnun etmek için resim yapmaktansa, benim için hiçbir önemi olmayan bedenimi satmayı tercih ederdim. İşte bu kadar cesaretliydim ama Raif böyle biri değildi. Ben güçlü bir erkek istiyordum hayatımda. Anneme yeterince dadılık etmiş, erkeklerin aşk sandıkları baskılarına yeterince maruz kalmıştım zaten. Tamam, Raif başkaydı ama sonuçta bir erkekti. Onun da istekleri olacaktı ve yerine getirilmediğinde gözümün yaşına bakmayacaktı. Ama onun fazlasında gözü yoktu. Bu nedenle sözlerime alınmıyor, hatta bu acımasız düşüncelerimi anlattığım için ona güvendiğimi düşünüyordu. Ne garip bir adamdı. Ben ne kadar inkar etsem de ona karşı tarifi mümkün olmayan duygular hissediyordum. Ve bu duygular yılbaşında ortaya çıktı. Yılbaşı benim için hiçbir şey ifade etmese de ben yeni yıla Raif'le birlikte girmek istiyordum. O gece eğlenmek için dansa gittik. Ancak ben hem çok üşümüş hem de deli gibi sarhoş olmuştum. Sarhoşluğun da etkisiyle onu sevdiğimi söyledim. Israrla kaçmak istediğim tüm duygular beni alev alev yakıyordu. Ve o gece olanlar olmuştu. Ertesi sabah ona yalnız kalmak istediğimi ve beni aramamasını söyledim. İçimdeki boşluk ve öfke o kadar büyüktü ki. Yani onu görmeye dayanamıyordum. Ben de her şey başka olsun isterdim. Ama içkinin o buruk tadından ve sırtımdaki ağrılardan başka hiçbir şey hissetmiyordum. Evet, beni her halimle kabul eden ve seven biri vardı yanımda ama ben yapamıyordum. O günden sonra çok fena hastalanmıştım. Raif ise benim yolumu gözlüyordu. Ancak ben o kadar hastaydım ki ne işe gidebiliyordum ne de yerimden kalkabiliyordum. 5. gün evime geldi. Ancak ben hastanede ateşler içinde yatıyordum. Beni görebilmek için sabah 9'a kadar hastanenin kapısında bekledi. Onu karşımda gördüğümde bir kez gülümseyebildim ve sonra kendimi derin bir sessizliğe bıraktım. Ve anladım ki benim ilacım oydu. Ne hastane, ne annem, ne resimlerim. Hastaneden çıktıktan sonra bir an olsun yanımdan ayrılmadı. Ve bana 5 gün boyunca ne yaptığını anlatmasını istedim. Bir masalın 3. tekil kişisiymiş gibi her şeyi anlattı. Ve bana telefonda veda etmeyi düşündüğünü söyledi. Az kalsın benden vazgeçecekmiş. Yo, hayır. Bu sefer onu kaybetmeyecektim. Ona tüm hislerimi açıkça söylemeye karar verdim. Onsuz olma düşüncesine bile dayanamıyordum. Ben onun beni bırakmasından korkuyordum. O dakikadan sonra Raif'i gözümün önünde tutmaktan başka çarem yoktu. Ta ki babasının öldüğünü öğrendiğim güne kadar. Türkiye'ye döneceğini duyduğum anda onun tüm isteğini görmezlikten gelmiş ve kendi derdime düşmüştüm. Ondan önce Berlin'den ayrılacağımı ve Prag'a gideceğimi söyledim. Onun gidişini görmeye dayanamazdım, anlıyor musunuz beni? O gece bavulumu hazırladım ve ertesi gün Berlin'den ayrılmaya karar verdim. Gidene kadar hiç konuşmadık. Sadece mektuplaşmak için birbirimizin adreslerini defterimize kaydettik ve trene binmeden önce içimdeki son umut kırıntısını ne zaman isterse onun yanına geleceğimi söyledim. Bana sarılmasına ve öpmesine izin vermedim. Böyle kaçarcasına bindim gittim. Arkamdan çağıracağım diyordu. Muhakkak çağıracağım. Ama olmadı. Hayatın bir kelebek ömrü kadar kısa olduğunu hiç düşünmemiştim. Beni çağırmaya karar verdiğinde ben çoktan ölmüştüm. Kızımı doğurduktan tam bir hafta sonra. Onun ne hastalığımdan ne de bir çocuğumuz olacağından haberi vardı. Kim bilir benden mektup alamadığı için nasıl üzülmüştü. Onu unuttuğumu, artık sevmediğimi, hatta başkasına aşık olduğumu düşündüğüne eminim. Ama unutma Raif, seni delicesine değil, gayet aklı başında olarak sevdim. Yazarım
Sabahattin Ali hikayemi kolu kırık bir şekilde askerlik yaparken yazmıştı. Acısını biraz olsun dindirmek için kolunu sıcak su dolu tenekeye koyardı. Bu hikayeyi yazarken ilk aşkı Fräulein Puder'den esinlendiği söylenir. Kim bilir, belki de bazı şeyler gerçekten yaşanmıştı. Hikayenin bugün hala popüler olmasının sebebine gelince, insan ruhundaki karmaşık duyguları incelikli bir anlatımla dile getiren ve bunu evrensel bir düzeyde anlatabilme yeteneğine sahip olan sevgili Sabahattin Ali'ye borçluyuz. Çünkü o, Raif ve Benim hikayemi anlatırken sade, yalın ve gerçek duygularla hareket etmiş, dünya üzerindeki en basit, en zavallı ve hatta en ahmak kişinin bile bir ruhunun olduğunu anlatmak istemişti. Eğer yolunuz Berlin'e düşerse, o sokakları Raif ve Benim gözümden görmeye çalışın. Ve sevdiğiniz kişiye kendisini delicesine değil, onu gayet aklı başında sevdiğinizi vakit kaybetmeden anlatın.